Halk Ne Diyor programından herkese merhabalar. Bugün Güzel Bitlis'imizin Tatvan ilçesindeyiz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilimize gelerek genel başkanlığını yaptığı AK Parti'nin 6. olağan Bitlis Kongresi'ne katıldı. Kongre öncesi sizler gibi bizlerin de uzun zamandır istediği havaalanı müjdesinin verilmesini bekledik. Fakat Cumhurbaşkanımız konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Cumhurbaşkanımızın konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmaması halkı ikiye böldü. Vatandaşlarımızın bir kısmı havaalanının yapılmayacağını düşünse de bir kısmı seçimlerden hemen önce müjdenin verilmesini bekliyor. Bakalım Tatvanlı hemşehrilerimiz konuyla ilgili neler düşünüyor? Mikrofonu uzatıp hep birlikte öğreniyoruz. Merhaba, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii, merhabalar. Menayim Dağdagül, ben Cumhuriyet Mahallesi muhtarıyım. Menayim Bey, bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bitlis'e geldi. Hı hı. AK Parti'nin 6. olan Bitlis Kongresi'ne katıldı. Hı hı. Kongre öncesi havaalanının müjdesinin verilmesini bekledik. Hı hı. Fakat Cumhurbaşkanımız müjde vermedi. Sizce havaalanı açılacak mı, açılmayacak mı? Bununla alakalı chat çalışmaları yapıldı ama herhangi bir bilgimiz yok bu konuyla alakalı. Toplantıya da gittik. Yalnız biraz zor gözüküyor bize yani. Neden? Bilemiyorum yani, halkın çok fazla bir ısrar etmemesi herhalde toplantıda kendisine. Uygun görmüyor. Çünkü Muş'ta da havaalanı olduğu için pek kendisi uygun görmüyor. Aslında halk ısrar etseydi belki bu Bitlis'e geldiği zaman olabilirdi ama yine millet herhalde halk ısrar etmeyince bir şey olmadı. Aslında söyleyeceklerdi ama yine bir şey çıkmadı. Tatvan ve Bitlis'in ilçelerinden fazlasıyla Muş Havaalanı'na ya da Van Havaalanı'na gidip seyahat eden insanlar var ve uzak Tatvan, buralar. Tatvan'ın kaderini Muş'a bağlamamak lazım. Yani Bitlis'in kaderini Muş'a bağlamamak lazım. Tatvan'ın potansiyeli çok yüksek, turizm alanı yüksek. Bununla alakalı tabii havaalanı olması şarttır. En azından yerli turistlerin buraya gelmesi açısından daha güzel olur yani. Ama tabii Bitlis'in kaderini sadece Muş'a havaalanı var diye bağlamamak lazım yani. Seçim öncesi bir müjde verilir mi? Olabilir yani. Seçim öncesi bekliyoruz yani. Zaten chat çalışmaları devam ediyor şu anda. Yaklaşık 2 ay sonra chat çalışmaları bitecek. İnşallah ona göre bir açıklama yapar Sayın Cumhurbaşkanımız. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. İyi günler. Hoşçakalın. İyi günler. Şöyle. Merhaba, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Evet, Nazım Yurtada. Nazım Bey, havaalanının yapılması var gündemde şu an Tatvan'a. Peki Cumhurbaşkanı burada gelirken dedi yapmıyoruz dedi. Dedi buraya Muş dedi. Muş yakındır, Van yakındır dedi. Başbakan dedi ki etütler başlıyor. Herhangi bir başlanma falan yok yani. Şu an görüşmeleri devam ediyor. Chat süreci başlatıldı. Sizce yapılsın mı? Yapılması iyi olur. Niye, memleket için ne yapılsa iyidir. Evet. Peki sağ olun. Başka yerlerde havaalanı yapılıyorsa niye Tatvan'da Bitlis'e mi yapılmazsın? Van ve Muş'un havaalanlarının yakın olması bu süreci geciktiriyor. Evet. O Cumhurbaşkanı kendisi de söyledi. Ama Ankara'da dedi, Ankara'nın havaalanı dedi Tatvan'a göre dedi daha uzak dedi. Ama burası dedi daha yakın dedi. Van'a, Muş'a daha yakın dedi. Van ve Muş'a gitmek yolcular için sıkıntı olabiliyor. Kış şartları da malum. Tabii sıkıntı oluyor. Mesela burada havaalanı olsa ne yapılsa daha iyi olmaz mı sizce? Tabii de. He. Peki Cumhurbaşkanı seçim öncesi bir müjde verir mi havaalanı ile ilgili? Valla orası Cumhurbaşkanı'na kalmış bir iştir. Siz ne istersiniz? Valla ben olmasını istiyorum. Yani havaalanı ne yapılsa güzel kişi yani. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Benim ismim Cengiz Kanmaz. Cengiz Bey, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Bitlis'e geldi, kongreye katıldı. Kongre öncesi havaalanının müjdesinin verilmesini bekledik. Evet. Fakat herhangi bir müjde verilmedi. Evet. Yapsa bizim için daha iyi olur. Peki neden bir açıklama yapmadı sizce? İnsan memleketinde ne yapılırsa daha iyi olur yani. Havaalanı için Muş ve Van yakın dedi. Olsun, herkes şeyinde, memleketinin şeyinde istiyor yani. Bizim için daha iyi olur yani. Peki. Tatvan için, Bitlis için daha iyi olur. Getirileri neler olur? Getirilen yönetse işçi daha fazla çalışır. Ondan sonra insan var ki mesela burada Van'a gidecek bir şey durumundan değil. Burada biner gider daha iyi olur. Daha yakındır. Evinin önünde, kapının önündedir. Hani daha iyi olur. Peki havaalanı için seçim öncesi bir müjde verilir mi?
Vallahi onu artık Cumhurbaşkanı bilir. Biz bilmeyiz ki. Verse iyi olur yani. Hani seçim öncesi verse seçim için. Yani. Seçim için de olabilir yani. Olabilir. Yapsa iyi olur. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Yani bizim memlekette ne yapılırsa bizim için daha iyi olur. Yani hem işçi içindir hem insan içindir. Ne her şeyin faydası içindir. Yani daha iyi olur. Teşekkür ediyorum. Hız kesmeden röportajımıza devam ediyoruz. Merhaba, seni biraz tanıyabilir miyiz? Adım Sefa Buralıyım. Meslek Lisesi'nde okuyorum. Sefa, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Bitlis'e gelip kongreye katıldı. Kongre öncesi havaalanının müjdesinin verilmesini bekledik. Fakat Cumhurbaşkanı konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Halkın bir kısmı havaalanının yapılmayacağını düşünüyor, bir kısmı müjdenin seçimlerden önce verileceğini düşünüyor. Sence? Bence de öyle düşünüyorum, yapılmayacak. Yapılmayacak çünkü ablacığım nasıl diyeyim, 15 senedir falan galiba bu olay var. Evet, yapmadım. 15 yıla yakındır konuşuluyor. Ondan dolayı yapılmaz yani. Kaç senedir bekliyoruz. Yeri belli oldu, chat süreci başlatıldı. Muş'ta olduğundan dolayı galiba burada yapılmıyor. Kış şartlarında Muş'a havaalanına gitmek çok zor. Vallahi yani Muş'ta varken buraya yapılması biraz bana göre değişik, saçma. Neden? Neden ablacığım, devlet nasıl diyeyim ben sana? Yani yakındır diye, ondan dolayı. Kışın bizim yollarımız kapanıyor, biliyorsun değil mi? Ha, kapanıyor da yapmazlar yani. Diyecek kışın bana ne, yapılmaz yani. Biz 6 ay kar altında olan bir şehiriz. 6 ay değil, 9 ay abla. Bak daha fazlayım. Ne yapayım böyle? Yani. Havaalanının Tatvan'a yapılsın istemiyor musun? Yani abla, yapılsın da yapılmaz yani. Yapmaz. Sana bunu düşündüren ne? Bunu düşünen 15 senedir sözde yapılacak. Yeri belli yani oldu. Kafasında artık olmayacak şekildedir. Anlıyorum. Teşekkür ediyorum. Merhaba. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Servet Kalkus, petrolcuyum. Tatvanlı esnafım. Servet Bey, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Bitlis'e gelip kongreye katıldı. Kongre öncesi havaalanının müjdesi bekledik. Fakat Cumhurbaşkanı herhangi bir açıklamada bulunmadı. Havaalanı yapılacak mı, yoksa seçimlerden önce müjdesi mi verilecek ya da yapılmayacak mı? Havaalanımız zaten ana vatan döneminde yeri falan tahsis edilmiştir. Ama tahsis edilen yerlerin de vatandaş kendi parasını almıştır. Ama araziler ne yazık ki orada boş alanda duruyor. Bundan dolayısıyla Cumhurbaşkanımızdan beklediğimiz tabii ki müjdeler oldu. Ama ne yazık ki o müjdeyi Sayın Cumhurbaşkanımızdan alamadık. Tabii ki bu da bana göre biraz da siyasetçilerimizden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü herhangi bir baskı falan yapılmadı. Dolayısıyla eğer yapılmış olsaydı biz de bugün bir müjde alabilirdik. Ama hala ilimizin bir otogarı bile dahi yok. İlimizde bir otogar bulunmayan bir yerde havaalanı nasıl yapılır, onu çok merak ediyorum. Otogarımız yok diye havaalanımız olmasın mı? Ya niye olmasın? Tabii ki olsun. Şu anda Türkiye'de zaten iki ili olmayan bir Tunceli var, bir de Bitlis var. Ama diyorum ya, ana vatan döneminde zaten araziler tahsis edilmiştir. Kıyı düzü sorgunun üstünde. Hatta bundan iki dönem öncesinde de üç dönümlük bir eksiklik vardı. Onu Sayın Milletvekilimiz Vahit Kilele ve Cemal Taşal'la beraber bu geri kalan kısmını da tamamladılar. Askeriyeden tahsis ettiler. Ama ne yazık ki ilgilenen olmayınca o şekil aynı şekilde orada duruyor. Ve bu da üzücü yani, üzülüyoruz. Neden 81 ilin 2 il dışında havaalanına elverişli olan bir yerimiz var. Ama ne yazık ki ilgisizlik. Peki burada suç kimde? Suç tabii ki siyasetçilerimizde. Yani, yeterli baskı yapıldı. Tabii yeterli baskı yapıldıktan sonra bugün Sayın Milletvekilimiz Vedat Demiröz, bugün Genel Başkan Yardımcımız ve Türkiye'nin bütün ekonomi, AK Parti'nin veya Türkiye'nin bütün ekonomisi Sayın Vedat Bey'in elinde. Ha bundan da Vedat Bey'in belki gücü yetmemiş olabilirdir, belki yeterli olmamıştır. Ama biz halk olarak gerçekten bunu istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Van ve Muş'taki havaalanları yakın dedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi yakın dedikleri bir saattir. Bir saat bugün, daha önce bizim Bitlis'te bölge hastanemiz bile tam teşekküllü bir hastanemiz yoktu. Sayın Kiler'e çok teşekkür ediyoruz. Bizim hastalarımız Bitlis deresinde ölüyordu. Hastaneye yetişmiyordu. Ama Allah razı olsun, onun sayesinde bölge hastanesine biz kavuştuk.
Niye hastamız Diyarbakır'a giderken ölüyor? Niye insanımız Muş'a gitsin? Kış şartları da malum. Kış şartları geçen sene zaten havada biz Muş'tan Tatvan'a 7 saatte geldik. Batı'dan gelen turistler de havaalanının Tatvan'da olmamasını engel olarak görüp gelmiyor. Tabii ki gelmiyor. Nemrut Dağı nerede var? Böyle bu güzellik bir yerde bulabilir misiniz? Hayır, bulamazsınız. Ama ne yazık ki havaalanı olmadığı bir yerde turist bekleyemezsin. Havaalanı olduğu yerlerde tabii ki turist olacak. Ama havaalanı olmadığı bir ile turist nasıl gelecek? Otobüsle mi gelecek? Gelme gibi bir şansı yok. Niye bir saat veya iki saat yol gelsin ki? Buradan yetkili yerlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi sadece şunu söylüyoruz. Allah rızası için memlekete sahip çıkılsın. Tabii memlekete de sahip çıkacak insanlar siyasetçilerimizdir. Allah rızası için bu güzelliğe bir şeyler katsınlar. Sayın Belediye Başkanımızı gördünüz Fettah Bey. Evet. Buyurun sahil yolu, sahile buyurun. Yıllarca gelen siyasetçi sahil yolunun üstünde kendisini siyaset yaptı. Ama en son noktayı Allah razı olsun Mehmet Emin Peker, onun da çok emeği var ve milletvekilimiz Vahit Kiler'in çok çok etkisi var bunda. Allah ikisinden de razı olsun, Fettah Bey'den de razı olsun. Buyurun sahilimiz güzel bir şeye kavuşmuştur. Sonuç nerede kaynaklanır? Sonuca nerede varabiliriz? Biz bu sonuca siyasetçilerimizle varabiliriz. Siyasetçilerimiz desteklemediği müddetçe hiçbir şey olmaz. Kendiliğinden bir şey gelir mi? Gelmez. İlla ki bir sebep lazım. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi yanlarını diliyorum. İyi günler, hoşça kalın. Röportajımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Benim adım İzzet Gül. Havaalanında servis şoförü yapıyorum. Yaklaşık 7 yıldır biz bu işi yapıyoruz. Bu işin zorlukları çok. Kış ayları özellikle çok zorluk çekiyoruz. 20 yıldır bizi kandırıyorlar. Bize havaları yapacaklar sözde ama yapmadılar. Seçimler yaklaştıkça yalanlar çoğalıyor. Yapıyoruz diyorlar ama seçim bittikten sonra unutuluyoruz. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde Bitlis Kongresi'ne katıldı. Fakat herhangi bir açıklama yapılmadı. 15 yıldır havaalanının yapılacağı konuşuluyor. Yeri de belli. Evet. Sorgun Kıyı Düzü mevkiinde yer de belirlendi. Seçim öncesi müjde verilir mi yoksa yalan mı olacak? Bence yine sözde kalır yani. Yapılmaz. Size bunu düşündüren ne? Nasıl yani? Yapılmayacağını düşündüren. Yıldır aynı laflar yani. Duyduğumuz aynı sözler, aynı laflar yani. Peki, Cumhurbaşkanımız seçim öncesi müjde verirse faydaları bize neler olacak? Tabii ki onun sözüne güveniyoruz. Söz verdikten sonra onu yapacaktır yani. O verdiği sözü yerine getirir. Yeter ki bize söz versin tabii ki. Olur yani. Muş ve Van havaalanları yakın. Tatvan'da gerek yok dedi Cumhurbaşkanımız. Şimdi Doğu illerinde havaalanı olmayan tek il Bitlis'tir. Dikkat ederseniz Siirt'te var, Batman'da var, Diyarbakır'da var, Van'da var. Niye Bitlis'te olmasın? Yani yakın olması söz konusu değil. Kış aylarında çok zorluk çekiyoruz. Yani kış ayları çok zorlu geçiyor. Kar yağışı falan. Evet. Fırtınadan kar yağışı, tipi, sis. Bazı kış aylarında 7 yani 6-7 ay kar altındayız biliyorsunuz. Çok çetin geçiyor doğu şartlar, evet. Peki hiç müşterilerinizi, yolcuları götürürken gecikme yaşayıp uçağı iptal olan oldu mu? Çok. Çok. Bu sene yok. Bu sene kar yoktu ama her sene oluyor yani. Yolcular uçaklarını kaçırıyorlar. Tabii kaçırıyorlar. Kaçırdıkları da oluyor yani. Tatvan'da olması bizim için avantaj. Çok avantaj, evet. Gelen yolcular da turistler de havaalanının Tatvan'da Bitlis'te olmamasından dolayı gelmiyorlar. Gelmiyorlar tabii. Soruyorlar ama işte burada bizim Tatvan doğunun incisi ama işte havaalanı olmadığı için faydalanamıyoruz böyle şeylerden. Havaalanının en kısa zamanda yapılması, müjdesinin verilmesi hepimiz için çok iyi olur. İnşallah. Temennimiz o. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. İyi günler. Merhaba. Öncelikle kendini biraz bize tanıtır mısın? Tamam. Adım Beyza. Soyadım söyleme. 9. sınıfı. Beyza, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız ilimize geldi. Bitlis Kongresi'ne katıldı. Kongre öncesinde bize havaalanının müjdesinin verilmesini bekledik. Fakat Cumhurbaşkanımız herhangi bir açıklama yapmadı. Halk bu konuda ikiye bölündü. Kimisi seçimlerden önce havaalanının müjdesinin verileceğini söylerken kimisi havaalanının yapılmayacak dedi. Senin düşüncelerini öğrenebilir miyim? Bence havaalanı yapılsın. Fakat Cumhurbaşkanı herhangi bir açıklama yapmadı. Yani
Ya bence yapılmalı yani. Buradan Van'a veya Muş'a gidiyorlar ama burada olsa daha iyi olur. Van ve Muş'un yakın olduğunu söyledi Cumhurbaşkanımız. Kış şartları malum. Ben de kıştan dolayı diyorum burada olmalı bence. Gelen yolcuların çoğu da, turistlerin çoğu da havalanı olmadığı için gelmeyi düşünmüyorlar. Ya bence gelirse daha iyi olurlar. Burada olmalı bence. Söylemek istediğin bir şey var mı bu konuyla ilgili? Bence burada bir havaalanı olması lazım. Çok teşekkür ediyorum sana. İyi günler. Sorduğumda bana evet. Cevap verirken kameraya bakarsan çok iyi olur. Evet. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Efendim? Sizi tanıyabilir miyiz? Evet. Ben Hasan Boğa Tizbakliyim. Hileci. Eski isim Tizbak, yeni isim Kıyıdüzü. Hasan Bey, evet. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilimize geldi, kongreye katıldı. Evet. Kongre öncesi havaalanının müjdesinin verilmesini bekledik. Evet. Kıyıdüzülü olduğunuzu söylediniz. Evet. Kıyıdüzü Sorgun mevkiinde havaalanının yapılması düşünülüyordu evet. Yıllardır. Evet. Cumhurbaşkanı herhangi bir müjde vermeyince halk ikiye bölündü. Evet. Kimisi yapılmayacak dedi, kimisi havaalanının müjdesi seçimlerden hemen önce verilecek dedi. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Bizleri Allah güzel bir barış bıraksın. İnşallah. Çünkü bakıyoruz ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Yani her iki tarafta bakıyoruz. Doğru düzgün bir şey değil yani bir davranış değil. Allah hepimize yardımcı olsun ve güzel bir salihat dünya bıraksın. Amin inşallah. Havaalanı için ne düşünüyorsun? Efendim? Havaalanı. Nasıl havaalanı? Bizim burada mı? Evet. 15 yıla yakındır konuşuluyor. Aha. Cumhurbaşkanı herhangi bir müjde vermedi. Evet. Bitlis Kongresi'nde. Evet. Evet. Seçim öncesi bir müjde verir mi? Yoksa yapılmayacak mı? Bilmiyorum yani. Önceden 15 senedir bu tarlalar hepsi istimlak oldu. Ama herkes güne tasarrufunu yapıyor bu tarlayı. Ama diyorlar hava alanı olacak. Ama bilmiyorum olacak mı olmayacak mı o da bizim Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız biliyor. Van ve Muş'taki havaalanları yakın dedi Cumhurbaşkanımız. Efendim? Cumhurbaşkanımız Van ve Muş'taki havaalanlarının Bitlis'e yakın olduğunu söyledi. Evet. Onların yakın olması, Tatvan'da yapılmamasına gerekçe mi sizce? Vakti bilmiyorum. Olacak mı olmayacağımı bilmiyorum. Ancak yine Cumhurbaşkanımız biliyor. Eğer uygun olursa yapılacak, uygun olmazsa yapılmayacak. Çok teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle kendini biraz bize tanıtır mısın? Buralıyım ben. Doğma büyüme. Ekmekçiyiz. Çalışıyoruz öyle. İsim? Yusuf. Yusuf. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Bitlis Kongresi'ne katıldı. Kongre öncesi havaalanının müjdesinin verilmesini bekledik. Fakat Cumhurbaşkanı herhangi bir açıklamada bulunmadı. Halk ikiye bölündü. Kimisi yapılacak diyor. Seçimlerden önce müjde verilir. Kimisi yapılmayacak dedi. Sen ne düşünüyorsun? Yani yapılması herkes için iyi oldu. Hem işçiler için de. Güvenlikçi dediğimiz gibi temizlikçi falan filan. Hem buradan Muş'a bir saat uzak. Yani yapılması iyi olur bence. Muş ve Van yakın dedi Cumhurbaşkanımız. Yapılmaması için bu bir gerekçe mi? Kış şartlarımız malum. Yani ya kış şartlarımız malum aynen. Doğru. Yani yapılması şart buraya bence. Yani herkes öyle düşünüyor. Kime sorsanız herkes onaylar. Peki avantajları ne olacak? Vallahi avantajları ya olur ya bayağı bir şey olur. Yani şimdi sayamam. 15-20 yıla yakındır havaalanı konuşuluyor. Yani yeri belli oldu. Zaten Toki'de oturuyoruz biz. O taraflar falan yapılması gibi bir düşünce var herkes açısından. Kıyıdüzü Sorgun mevki. Sorgun işte Toki, Üçsever falan o taraflar. Yani yapılması iyi olur o taraflar. Zaten başka yerde yok yani yapılması için. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Öncelikle seni biraz tanıyabilir miyim? Ben Diyarbakırlıyım. Üniversite öğrencisiyim. Adım Şervan. Bu sene ilk kez geldik Diyarbakır'dan buraya. Şervan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Bitlis Kongresi'ne katıldı. Havaalanı ile ilgili bir müjde vermesini bekledik fakat herhangi bir müjde vermedi.
Halk ikiye bölündü. Bir otogar istiyoruz en azından. Bir otogar bile yapmıyorlar. Ha, tek temennimiz inşallah havalanını yaparlar buraya. İnsanlar mağdur olmaz. Muş'a gidiyor insanlarımız. Van'a gidiyor. Van haricinde Diyarbakır'a gidenler bile oluyor. Yani Tatvan halkı olsun, Bitlis halkı olsun. Ha, ki nüfus olarak da çok çok kalabalık bir yer. Buraya bir havalanı yapılması şart. Havaalanının Muş'ta ve Van'da olması Cumhurbaşkanımız için Tatvan'da yapılmamasını düşündürdü. Van'da ve Muş'ta havaalanı var. Bitlis'e gerek yok bende. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? 1 saatlik yol zaten Muş. 1 saatlik yol veya 2 saatlik olsun. Hani Diyarbakır'da da mesela havalimanı var. Ötesinde 1 saatlik yolda Mardin'e gidiyorsun. Ama Batman'da da var, Mardin'de de var. Hani bu kalkıp da hani buraya havalimanı olmamasını bir engel teşkil etmiyor. Hani yapılması şart. Tamam Muş'ta olmuş, ha burada olmuş fark etmiyor ama burada olması gerekiyor yani. Şehrimizin kalkınması için, daha çok gelişmesi için. Aynen, şehrimizin kalkınması için ve Tatvan halkı cidden bunu hak ediyor. Yani Bitlis olsun, Tatvan olsun bunu cidden hak ediyor yani. Peki, havaalanı yapıldığı zaman şehrimize katkıları neler olacak sence? Ya şehrimize turistik açıdan katkıları olacak. Turistik açıdan nasıl katkıları olacak? Mesela turistler ilk önce Muş'a geliyor, Van'a geliyor. Ama mesela Tatvan'a gelmesi, Bitlis'e gelmesi tarihi eserler açısından. Mesela bir sürü tarihi eserlerimiz var. Hiçbir şekilde bunlar tanınmıyor. Ama mesela tanıtımı yapıldıktan sonra her şekil buraya havalimanı olarak direkt turist çekebiliriz. Örneğin biz üniversite öğrencisi olarak büyükelçilik olsun, milletvekilleri olsun bunları çağırdığımız zaman, Muş'a gidip onları karşıladığımız zaman bunlar gerçekten çok çok ayıp oluyor. Hani koskoca bir Bitlis'in bir havalimanı olmaması cidden çok büyük bir ayıp. Gelen turistlerin birçoğu havaalanının Tatvan'da olmaması, uzak olması diğer havaalanlarının, bunlar onların gelmesini engelliyor. Nemrut var, çok büyük bir kış turizmi kaynağımız. Kayak olsun, şey olsun. Ha biz mesela bu sene yeni geldik buraya. Merkeze gittik, hani tarihi eserlerin var ya, Mardin olsun, diğer şehirlerden olsun, hani hiçbir farkı yok. Diyarbakır olsun, hani Diyarbakır'a işte her tarihi eser şeyleri var bu şehirde. Ama hiçbir şekilde mesela tanıtımı yapılmıyor. Havalimanının olması demek, turistlerin buraya çekmesi demek. Yurt dışından turistlerin buraya gelmesi demek. Yurt dışından direkt turistler ya Van'a gidiyor ya Muş'a gidiyor. Hiçbir şekilde bu şehir rant sağlamıyor. Buradan yetkililere söylemek istediğim şey var mı havaalanı için? Vallahi yetkililer abla sabaha kadar bir şey söyle, onlara bile kendi cebine bakar. Hiçbir şekilde yani gelir buraya konuşur. Gelir buraya konuşur. Bir iki şey yapar, bir gösteriş yapar. Ondan sonra havalimanı mahallenin sözünü verir. Hiçbir şekilde de yapmazlar yani. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Merhaba, iyi günler. Sizi tanıyabilir miyim? Merhaba, ben Ümit Suluk. Bitlis'in merkeze Balık Kabak TV köyüne bağlıyım. Yaklaşık 15-16 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Cumhurbaşkanımız Muş'ta ve Van'da havaalanının olmasını Tatvan'da olmaması için gerekçe olarak gördü. Siz sürekli İstanbul'dan Tatvan'a gelen bir yolcu olarak, bir vatandaşımız olarak konuyla ilgili çektiğiniz zorlukları bize aktarır mısınız? Evet, yaklaşık 2 gün önce mesela ben İstanbul'dan Van'a geldim. Oradan buraya otobüsle seyahat etmek zorunda kaldım. Çok acil bir durum için gelmiştim. Benim Allah rahmet eylesin amcam vefat etmişti. Misal kötü durumdaydı biz yola çıktığımızda. Otobüste buraya gelene kadar, oradan havalimanına gidene kadar belli bir zaman kaybımız oluyor. Yetişemedim. Geldiğimde amcam çoktan vefat etmiş olmuştu. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani bu Muş'ta veya Van'da havalimanının olması bizim için yeterli değil. Burada bizim alanımız müsait, havalimanı yapmak için müsait yerlerimiz var. Ben İstanbul'da yaşıyor olsam da burayı çok iyi biliyorum. Özellikle Tatvan'ı çok iyi biliyorum. Burada ben okul okudum, burada eğitimimi tamamladım. Bizim burada mutlaka bir havalimanına ihtiyacımız var. Ki mesela daha çok gelip gidebilirdik buraya, havalimanımız olsa, sıkıntılardan dolayı gelip gidemiyoruz. Ne bileyim yani, bunu devlet büyüklerimize buradan iletmek istiyorum. Sorgun Kıyı Düzü'nde mevki belirlendi yıllar önce. ÇED çalışmaları da başlandı. Sadece Cumhurbaşkanımızın yatırım programına alıp bize müjdeyi vermesi gerekiyor. İnanın yıllar önce ben burada okuyordum. O zamanlar bile havalimanı projesi konuşuluyordu. Biz hala bekliyoruz, hala bekliyoruz. Mutlaka bekliyoruz inşallah. Vatandaşlarımız beklemekten yoruldu. Yani yorulduk ama hükümetimize inanıyorum ben. Ülkemiz için çok şey yapıyor. Bizim için de çok şey yaptı. Ama bu da bir ihtiyacımız. Bunları biz rica ediyoruz. Umarım yapılacaktır yani. Buna ben inanıyorum şahsen. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bütün Bitlis halkına sevgilerimi iletiyorum. Burayı ben çok seviyorum. Burada yaşamıyor olsam da burayı ben çok seviyorum. Hepinize Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. İyi günler. Devam ediyoruz. Amcacığım, kendini bize biraz tanıtır mısın?
Ben Rüstem Güle, Denizcilik Bankası'ndan işletmesinden emekliyim. Ben burada yaşıyorum. Havalimanı olarak Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Mutlaka bu havaalanı yapılması lazım. Havaalanın arazisi kaç sene evvelden yapılmıştır. Ödenmişti yani, parası ödenmiş. Arazi hazır. Hazır bekliyor. Madem yapılmıyordu, niçin para yatırıp da araziyi almış, orada araziler boş boş kalıyor. İkincisi, bizim acilen işimiz oluyor. Mesela İstanbul'dan veya İzmir'den buraya gelmek mecburiyetinde kalan akrabalarımız var. Cenazemize yetişemiyoruz. Burada Ahlat olsun, Adıcabaz olsun, Hizan olsun, Nurşen olsun, Motki olsun, Van'a gitmek veyahut da Muş'a gitmek zorluk çekiyoruz. Onun için bir an evvel yakında olursa daha iyi olur. Cumhurbaşkanımız Van'daki ve Muş'taki havaalanlarının yakın olmasını Tatvan'da olmaması için gerekçe gösterdi. Mutki'nin köyleri, Hizan ve Hizan'ın köylerinden ulaşım çok zor. Üstelik de kış şartlarında. Bir şey söylemek ister misiniz? İsterim efendim. Şu anda Hizan'dan geliyorum. Acilen Bursa'ya gitmem lazım. Şu anda burada olsaydı cenazemize yetişecektik. Ama cenazem vardı. Mecburen Muş'a gidiyorum. Yani böyle değil gerçekten. Yapsınlar. Yapsınlar bak. Yapılması acilen gerekiyor. Çok gerekiyor. %100 gerekiyor. Cumhurbaşkanı'na eminim yapacak. 15-20 yıldır bu konuşuluyor. Yapılacak. Yeri belli oldu. Chat süreci başlatıldı. Yapılacak. Müjde seçimden önce verilir mi? İnşallah. Hepimizin umarım temennisi bu. Umarım. Hepimizin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz. Tamam, teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın duyarlı olarak memleketimize bir havaalanı yapılması, en azından haftada bir gün olsa da buradan seferlerin yapılmasını istiyoruz. Kış şartlarında uçağını kaçıran çok yolcumuz oluyor. Ben emekliyim mesela, buradan bir miktar para verip Muş'a gidiyorum veya Van'a gidiyorum. Orada tekrar havalarına gitmek için bir sürü ücret ödüyoruz. Ama burada olsa yakındır. Yakından gitmemiz daha olur. Biraz da emeklileri düşünseler iyi olur. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Seni de biraz tanıyabilir miyiz? Adım Kübra Nur, soyadım Uludağ. Kübra Nur, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız BİTİS Kongresi'ne katıldı. Kongre öncesi havaalanı müjdesinin verilmesini bekledik tüm halk olarak. Fakat Cumhurbaşkanımız herhangi bir açıklamada bulunmadı. Halk ikiye bölündü bu konuda. Kimisi seçimlerden hemen önce müjdesi verilecek derken, kimisi havaalanının yapılmayacağını söylüyor ve ümidini tamamen kesti. Sen ne düşünüyorsun? Ya bence olması lazım. Hani olması gereken bu bence. Çünkü hani biz buradan Van'a gidiyoruz birikmek için. Hani Van buradan 2,5 saat yol. 2,5 saati ona vereceğimizi, hani 2,5 saat daha erken olması için bence. Hani daha erken gidebiliriz. Peki, yapıldığı zaman havaalanının şehrimize katkıları neler olacak? Şehrimize katkıları, önce bize katkısı olacak tabii büyük ihtimal. Çünkü hani biz daha erken ulaşacağımız yere daha erken gidebileceğiz. Daha iyi olacak. Hani buradan Van'a gitmek zorunda kalmayacağız mesela. 2,5 saatlik yola gitmek zorunda kalmayacağız. Öyle. Çok teşekkür ediyorum sana. Bugün Bitlis'in Tatvan ilçesindeydik. Vatandaşlarımıza yıllardır istedikleri havaalanı projesini sorduk. Bazı vatandaşlarımız havaalanının yapılmayacağını düşünüyorken, bazıları havaalanı müjdesinin seçimlerden hemen önce verileceğini düşünüyor. Bizler de havaalanının en kısa zamanda yapılmasını temenni ediyoruz. İyi günler.